TürkSpor'un finansman desteğinin yanı sıra bilgi birikimiyle de büyük katkı sunan Aktif Bank'ın 2016 yılından bu yana düzenli olarak spor kamuoyu ile paylaştığı Türkiye'nin en kapsamlı raporu Eko Lig'in yeni sayısı geçtiğimiz çarşamba günü Aktif Bank Genel Müdürü Dr. Serdar Sümer ve Pasolik Genel Müdürü Ceyhun Kazancı'nın ev sahipliğinde basına açıklandı. Türkiye'nin en büyük özel sermayeli yatırım bankası Aktif Bank, Türk futbolunun gelirlerini ve ekonomik görünümünü mercek altına aldığı Futbol Ekonomi Raporu Eko Lig'in 3. sayısını yayınladı. Tabii futbol aşağı yukarı bugün neredeyse işte 5 milyarlık bir büyüklüğü olan bir endüstri olmasına rağmen hakkındaki bilgimiz çok da derin değil. Özellikle finansal alandan ve ekonomik alanda bu konudaki net bir bilgimiz yoktu. Halka açık olan şirketlerimizin açıkladığı bilgiler vardı ama değerli toplu kıyaslamalı olarak trend analizi yapacak şekilde bir dataya henüz ulaşmamıştık. Süper Lig, futbol ekonomisinin 3 büyük gelir kalemi olan maç günü gelirleri, naklen yayın gelirleri ve ticari gelirlerde son 2 sezonda %40'a varan bir büyüme elde etti. 2016-2017 futbol sezonunda 2.3 milyar lira olan Süper Lig'in toplam gelirleri 2017-2018 sezonu sonunda 3.2 milyar liraya ulaştı. Yapmış olduğumuz artışla, bu seyirci artışıyla diğer liglere baktığımızda yüzdesel anlamda en çok seyirci sayımızı artıran lig biziz. Bu doğru yolda olduğumuzu kesinlikle gösteriyor, ancak yapılacak daha çok şey var. Yakalamamız için önce Rusya'yı, sonrasında Hollanda'yı, sonra da belki Lig 1'i yakalamamız için seyirci maç bileti olmasına rağmen maça gitmeyen, yani kombine ya da bileti olmasına rağmen maça gitmeyen taraftarları mutlaka stadyumlara geri çekmemiz gerekiyor. Avrupa futboluna yön veren liglerin ve Süper Lig'in gelirlerini inceleyen Eko Lig raporunun açıklandığı toplantıya başta Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ve kulüp temsilcileri olmak üzere Türk futboluna destek veren birçok kuruluşun yöneticileri katıldı.